Arkadaşlar merhaba. Ben de Bilkent mezunuyum. O yüzden aranızda olmaktan çok memnunum. 2004 Bilkent İşletme mezunuyum. Kendimi kısaca tanıtmak istiyorum size. Ben kimim ve niye buradayım? Adım Sertaç Taşdere. Şimdi böyle toplantılara gidiyorum, konuşmaya. Daha sonra böyle bir heyecan eve geliyorum işte. Acaba Twitter'dan kaç takipçi kazandım? Instagram'dan kaç kişi takip ediyor diye? Bir. İki. Yani hemen söyleyip takip edeyim. Sertaçlar hepsinde varım yani lütfen bir takip eder misiniz arkadaşlar? Derim sosyal medyada yani gözünüzü seveyim. Valla Instagram'da fena değilim. Olur. Fotoğrafçıyım çünkü onu da anlatacağım. 83'te Ankara'da doğdum. 2004'te Bilkent İşletme'den mezun oldum. Poça Komando Okulu'na gittim. Ondan sonra askerliğe bitirdikten sonra böyle acayip tesadüfler ve şans eseri. Dubai'de işe başladım. Ernst & Young'da Ösen'i biliyorsunuz. 2010'da Singapur ofisine transfer oldum. 2012'de de yeniden doğdum. Şimdi böyle hani Startup Week'te yeniden doğuş falan böyle hani Mesih olduğumu şey yapmayacağım ama niye yeniden doğuş diyorum anlatacağım. Benim girişimciliğe geçişim aslında. Yani kurumsal hayatta niye her şeyi bırakıp girişimci olmayı tercih ettim onu anlatmaya çalışacağım size. Profesyonel olarak Ernst & Young'dan sonra binmezav.com adını verdiğimiz bir fal sitesi yaptık. Aslında bütün hikaye öyle başladı. Binmezav da benim annem olur. Çok iyi de fal bakar. Dediler ki ya işte annem bugün yanımızda yok, ne yapacağız, ne edeceğiz? Öyle bir hikaye başladı, birazdan anlatacağım. Daha sonra yine Singapur'da bir fundraise ettik. Trust Capital Partners adını verdiğimiz. Dubai'de iki ortağım var, bir tane Amerikalı ortağım var. Şimdi bazı startuplara biz yatırım yapmaya başladık. Sosyal olarak neler yapıyorum deyip bu slide'ı gösteriyorum. Fotoğrafçıyım. Bu benim sergimde göstermiş olduğum bir fotoğraftı. Keşke daha fazla vaktimiz olsa sanatla ilgili de aslında belki bir şey konuşabilsek ama bu slide'ı geçiyorum. Onun dışında sosyal yardım projemiz var yine binazav.com çerçevesi içinde. Annem fotoğraftaki girişimimizin eğitim bursu çerçevesinde engelli arkadaşlarımıza sadece maddi değil aynı zamanda manevi vakit geçirme anlamında bazı destekler veriyoruz. Yine İstanbul'da House of Genius adını verdiğimiz bir toplantı franchise'ı başladı. Her ay devam ediyor. Aynen Startup Week gibi toplanıyoruz. 18 kişi çok curated bir ekip. 3 kişi sunum yapıyor. Diğer arkadaşlarımız da bu sunumlarla ilgili bir fikir veriyorlar. Neler yapılabilir vesaire diye. Onun dışında Project Go adını verdiğim seyahat programına başladım. Çok seyahat ettiğim için.
Onunla geçiyorum çünkü vaktim çok kısa. YouTube'dan izleyebilirsiniz. İzlanda'da acayip bir video çektim, izleyebilirsiniz onu. Bisikletçiyim. Pedala diye bir projem var. İnşallah yakında çok daha büyük bir platforma taşımaya çalışıyorum. Bisiklete binerek fundraise etmeye yarayan bir proje. Ben kendi doğum günümde 15 Ocak 2014 Ankara Eymir Gölü'nde 55 km eksi 5 derecede bisiklet turu yaptım. Uzun sürdü. Ama dedim ki benim doğum günümde hediye almayın. İşte size Türkiye Omnilik Felçleri Derneği'nin hesap numarası. Lütfen bağış yapalım. Aa işte çok güzel, herkes oraya bağış yaptı. Ben tek başıma işte bir tekerli sandalye parası kadar bir şey toplayabildim. Ama dedik ki eğer biz bunu daha büyük bir ekibe yayabilirsek, bir değil 10 kişi pedallarsak bir değil 10 tane alabiliriz. Bunun örneği biliyorsunuz Adım Adım grubu var. 1300 atlete ulaştılar. Tam 3 eski parayla trilyon, şimdi ne deniyor? Milyon. Hayır. 3 trilyon, 3 milyon TL toplandı. Bizim bilmemiz lazım, onlar geldi. Ben yurt dışında yaşadığım işler. Ama dolar gibi. Aynı ya. Aynen, dolar gibi. Aynen. Kolay. Doğru. Geçtim. Şimdi başarı dedik ya, işte başarı örneği. Ben bu soruda çok soruyordum kendime. Ya başarı nedir? Niye ben başarılıyım? İşte niye başarılıyım ki? Dünyayı geziyorum diye mi? Ya da girişimci olduğum için vesaire. Vallahi bana soracak olursanız başarılı insan mutlu insandır. Nokta. Zenginlik, işte efendim dünyayı gezmek, bir şirkette CEO olmak, işte bir beyin cerrahı olmak vesaire vesaire. Hep sen mutlu ol noktasına çıkıyor. Yani mutlu olmak için yapıyoruz aslında bunların hepsini. Eğer bir kişi mutluysa bence başarılıdır. Ben Allah'a çok şükür çok mutlu birisiyim. Dolayısıyla da başarılı diye çağırıyorlar sağ olsunlar. Ben de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama mesela eski hayatımla şimdiki hayatımı karşılaştırdığımız zaman ben Ernst & Young'da ayda işlediğim kaç bin dolar para kazanıp İşte iki tane böyle acayip spor arabaya binerken, işte süper bir kondoda, okyanus manzaralı bir evde otururken hepsini bıraktım, fal ses kurdum. Ve eski sahip olduğum hiçbir şeyim yok. Gerçekten hepsini bıraktım çünkü arabam yok, işte ya yeni bir tane araba var, çok eski püskü bir şey. Kıyafetim yok, devam seyahat ettiğim için bir bavul eşyam var mesela. Ama çok daha mutluyum. İşte şimdi o hani başarı nedir, mutluluk nedir diye bence her girişimcinin kendisine sorması gerekiyor. Çünkü niye girişim yapıyorsun? Para kazanmak için yapıyorsan bilmiyorum. Bence bir kere daha düşünmek lazım. Şimdi bunları geçiyorum. Burada acayip böyle felsefi şeyler anlatıyorum aslında. Dubai günleri anlatıyorum. Dubai'de, Singapur'a kaçtım. Çünkü böyle Dubai'de o hırsın dünya üstündeki en acımasız olduğu yerlerden bir tanesi. İşte paranın gücü, işte insanlar böyle parayla dünyanın en büyük kulesini yapıyorlar ve dünyanın en büyük alışveriş merkezi falan. Böyle insanın ruhuna çok hitap etmeyen bir yer aslında. Kapitalist düzen için süper bir yer ama ben ondan sıkılıp daha hani en azından o işte uzak doğuda biraz daha hani içinde biraz işte kültür olan, biraz ne bileyim Budist falan filan olan bir yere gittim. Dolayısıyla Singapur'a kaçtım. Baktım ki ben aynı şeyleri tekrar ediyorum. Gene acayip bir evde oturuyorum, işte böyle süper bir takılıyorum falan filan. Dedim ki ya ben bir şeyleri yanlış yapıyorum artık. Kendi DNA'mda olan o girişimcilik kaşıntısını artık bir şekilde ortaya çıkarmam lazım diye binnazabla.com diye bir şey ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Onun hikayesini anlatayım. Şimdi benim Dubai'den Singapur'a transferim söz konusu. Böyle çok büyük bir yemek yedik. Veda yemeği ve bütün işte arkadaşlarımız vesaire beraberiz. Türk kahvesi içildi. Ve dediler ki ya Sertaç'cığım sen artık Dubai'den gidiyorsun. Artık anneni de göremeyeceğiz. Bundan size çok iyi fal bakıyordu. Çünkü senin yanına geliyordu. Ne yapacağız artık, fal da baktıramayacağız. Ben de hani eskili olsun dedim ki ya çek fotoğrafını falan. Anneme WhatsApp'tan gönderelim. Onlar dedi. Biz hakikaten çektik. Anneme gönderdik. Annemin de hani teknolojiyle arası iyidir. Anneciğim dedi bak işte gönder bir şeyler yaz. Annem oradan yazmaya başladı işte hayatım işte şey fincanı açınca seni gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm falan filan. Yol görünüyor vesaire. 3-4 paragraf arkadaşım çıldırdı. Dedi ki ya bu inanılmaz. İnternetten bile bildim. Yani bu gerçekten bundan bir şey olur. Ben de işte o hani girişimci ışığı yandı. Dedim ki ha evet biz işte bir web sitesi kurarız. İşte gidersin orada bir falancıyı seçersin. Kahve falını gönderirsin. Ondan sonra işte belli bir ödemesi olur falan filan. Ben öyle bir hayal kurdum. Dedim ki ya böyle bir şey olabilir mi acaba diye.
Ondan sonra tam ben işte Singapur'da tutunacak bir dal arıyorum. Yani bir girişimcilikle ilgili bir şey yapmak istiyorum derken aklıma bu geldi. Annem de doğum günü geliyor. Ben hiç yazılım bilmem, hiç hayatımda böyle internetle ilgili bir şey yapmamıştım. Hiç teknolojik tarafım yoktur. IT'den nefret eden bir tipken bir anda böyle işte Hindistan'da bir adam buldum ve bir blogspot açtık beraber. Çok basit bir forma giriyorsun. Kahve falı resmini koyuyorsun. Ve adını söylüyorsun işte abi vesaire. Anneme geliyor. Annem mailine düşüyor, yazıp gönderiyor bedava. Patladı. Yani böyle günde 100 tane falan geliyor. Annem de yazık böyle bilgisayar başında, eczacı aslında kendisi. Bütün gün işte fal bakıyor. Sana yol görmüyor, senin yüreğin kabarmış, sana şöyle falan falan diye çıldırdı. Biz dedik ya yani en azından paralı olsun. Neyse biz işte tam o sırada mikro ödemenin yeni kurulduğu zamanlar işte SMS ödeme Türkiye'ye giriyor. Sene 2010 sonu 10 TL yaptık biz. Bakalım dedik ne olacak? Bizim bugün 100 tane gelen falan bir anda sıfır. Dedik ya herhalde yani millet para vermeyecek bu işe. Dedik ya işte ne yapsa 5 lira mı olsun 3 lira mı olsun derken bir tane fal geldi. Biz böyle sevinçten evde şampanya falan patlatıyorum. Skype'da annem Türkiye'de ben Singapur'dayım şampanya patlatıyoruz karşılığında. İki falan geldi. 3, 4, 5, 10. Annem dedi ki Serhatcığım paralı da olsa ondan fazla ben bakamam. Yani fiziksel olarak mümkün değil bu. Bir insanın 10 tane bilgisayarda bütün gün yazıp zaten işte böyle yani herkesin bilgisayar şeyi değil. Ondan sonra neyse dedik ki ya işte bir falcı daha bulalım. En azından anneme yardımcı olsun. Ben o sırada sinemada çalışıyorum bu arada hala. Örsel yani acayip de dimendik bir işim var. Sabah 7, akşam 8 çalışıyoruz. Sabah gidiyorum işte sizin işte financial stratejilerinizi yeniden restructure edeceğiz falan diyorum. Buradan mesaj geliyor, yeni fal geldi diye. Ya böyle işte ikisini beraber yürütmeye çalışıyorum. Günde 20 saat çalışıyoruz ama 20. Abartısız. Çünkü geliyorum, açıyoruz bu bilgisayarı. O sırada işte CTO Kaya Bey Amerika'da. Ben Singapur'dayım, 12 saat zaman farkı var. Operasyonlar Türkiye'de dönüyor. Biz böyle deliler gibi işte fal, işte puanlama sistemi, yeni falcı profili, işte Facebook grubu, Twitter açalım, işte Instagram'dan paylaşalım falan böyle çıldırmış bir şekilde bunu yapıyoruz. Ondan sonra neyse bir yorumcu daha bulduk. İşte günde 10 tane geliyordu ya, ben de çok az böyle kendim açtım bir Google AdWords hesabı. Öyle hani işte CMO falan işte uzman kimse yok. Ben varım, annem var, Kaya var. Ben işte Google AdWords'daki bloglar okuyorum, nasıl yapılır neden. Günde 1 dolar reklam verdim, 1. İşte oradan 3 kişi geliyor. 3 kişiden işte 3. kişi 3. günün sonunda müşteri oluyor vesaire derken bir şey olmaya başladı, bir traction çıktı ortaya. Ondan sonra 2. yorumcu, 3. 4, 5, 6, 7. Şimdi yani uzun lafın kısası 110 kişi çalışıyor. Bizim yönetim kadrosu 10 kişi oldu. Ben şimdi bıraktım dünyayı geziyorum. Ofisimiz yok. Home office. Yani home da değil artık. Bilgisayar neredeyse orada. Aynen. Benim hatta Instagram feedlerim çok böyle iğneleyicidir. Ben pazartesi sabahları böyle Tayland Phuket adasında işte office for the day falan diye yazıp bayağı bir küfür yiyorum aslında ama maksadını başkalarını da hani uyanın falan. Açın gözlerinizi falan bu bunları yani. Ondan sonra böyle enteresan bir hikaye çıktı. Ama şimdi çok kolay gibi anlatılıyor değil mi? Bir yorumcu buldum, bir yorumcu daha buldum, 120 yorumcuyuz falan. Halbuki bu kadar da basit değil. Yani bizim de şansımız yaver gitti. Annem vardı bu işin içinde, çok keyifle çalışıyoruz hep beraber. Acayip bir ekip kurduk, şu bu falan ama ben kendi hayatımda bu hani geldiği noktayı 5 adımda özetledim. Size çok kısa onu geçeyim çünkü çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ben ne yaptım? Sizin yaşınızda belki daha evvelden başlayıp kurumsal hayatta debelenip çok başarılı gibi görünürken, işte Ersan bir manager, Singapore office, işte çok genç adam falan ama içte çok mutlu değildim. Ama şimdi çok daha mutluyum dediğim gibi. Ondan oraya nasıl geldim? Bir, kendini tanı, iki, hayal kur, üç, hedef belirle, dört, odaklan, beş, pozitif düşün. Örnekler var. Bir, kendini tanıma nasıl oluyor? Devamlı sordum kendime, işte mutluluk nedir, başarı nedir, ben ne yapmaktan hoşlanıyorum? Bir deskte mi oturmak istiyorum bütün gün? Milyon dolar mı kazanmak istiyorum? Yoksa gerçekten Phuket'te motosiklet sürüp işte belki hiç para kazanmamayı mı tercih ediyorum? Benim için mutluluk nedir diye sordum. Lütfen size de sorun. Neden girişimci olmak istiyorsun? Niye teknoloji girişimci olmak istiyorsun? Neden kurumsal ilişkilerde çalışmak istiyorsun? Neden sanatçı olmak istemiyorsun? Neden futbolcu olmak istiyorsun? Bunu düşünün yani.
Çok önemli. İnsan kendini tanımadan mutlu olacağı şeyi bilebilir mi? Bence bilemez. Dolayısıyla bu soruları devamlı sormamız lazım kendimize. Sonra hayal kurma. Şimdi ben bu hayali kurdum dedim ya. İşte oradan falan gelir, ben oraya istifa ederim, işte alırım otosikletimi, Moğolistan'a giderim. Şimdi böyle bir hayal şimdi bu. Ama oldu. Hayali kurmazsan nereye gideceksin? Ondan sonra kadar böyle tesadüfler eseri, işte bir şey olan da oluyor. Yani. Ama acaba gerçekten gitmek istediği yana mıydı? Soru işareti. Sonra tabii hayali kurduk. İşte ben mobil bir hayat yaşamak istiyorum diye bir hayalim vardı. Yani işte benim hakikaten şu anda Singapur'da bir evim var, Dubai'de bir evim var, İstanbul'da bir evim var, Ankara'da zaten annem oturuyor. Geri kalan zamanda da gerçekten çok acayip yerlerdeyim yani. İşte ne bileyim Phuket'te Thai box kampındayım, işte İzlanda'da buzullarda motosikletle geçiyorum falan filan. Bunu hayal ediyordum ben. Ama bu hayali gerçeğe dönüştürmek için hedef belirledim. İşte bir, Blogspot. İki, bir domain bulmamız lazım. Ne olsun? Şimdi o zamanlar onlinecoffeecupreading.com'du. Domain bulmak. İşte logo. Eleman kim? Anne. İkinci kim? Üçüncü kim? Ödeme sistemi nasıl olacak? PayPal hesabı açalım. Hedef, yani şey, böyle çok spesifik. Hani grand hedef değil. Yarın ne yapıyorsun? Bugün ne yapıyorsun? Üç gün sonra ne yapıyorsun? İşte benim mesela hiç yatırım çekme gibi bir hayalim, hedefim yoktu. Yatırım çekmekle ilgili de bazı controversial düşüncelerim var, onu da anlatayım, yatırımcı arkadaşlarımız mısın abi? Hedef belirlemeyle ilgili işte, çok spesifik hedefler koydum. Sonra odaklanma. Arkadaşlar, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Hakikaten olmuyor. Ben hayatımda bunun örneğini çok yaşadım. İşte askere gittim ya, Foça Komando Okulu. Foça Komando Okulu'ndan çıkışım bir yıl var. Sınavda birinci olursan, istediğin yerde yapıyorsun askerliği. Ben birinci oldum sınavda, Bilkent'te devam ettim. Ben bayağı bir kentte komando askerliği yaptım. Tektim yani. Ama niye? Günde inanılmaz çok çalışıyordum. İnanılmaz, inanılmaz. Yani onunla ilgili hali sunmuyordur. Binnaz Abdakum'un bugünlere gelmesi değil mi? 20 saat çalışıyorum. Ya bir insan yorulmaya 20 saat çalışır mı? Bir yıl boyunca Singapur gibi dünyanın en güzel, böyle gece hayatının en renkli olduğu yerlerden bir tanesinde ben cuma, cumartesi, pazar dahil hiçbir gün dışarı çıkmadım. Hiçbir gün spora gitmedim. Hiçbir arkadaşımın doğum günü etkinliğine katılmadım. Kafayı Binnaz ablayla bozdum. Böyle benim evde televizyon yoktu. Bir tane Inspiring World diye bir şey var. Oraya yazıyordum. İşte satış hedefi. İşte yeni yorumcu bul. İşte mobil dünyaya gir. Falan böyle eve arkadaşlarım geliyordu. Deli demesinler diye ben o board'u ters çeviriyordum. Hani orada o kadar acayip şeyler yazıyorum ki. Ama işte böyle oluyor. Yani odaklanma, işte kafayı çizmeniz lazım yani. Şimdi bakın lütfen girişim hikayelerini açın okuyun. Hiç böyle ya çok şanslı, acayip bir yerden 100 milyon dolar yatırım aldı sonra 1 milyar dolara sattı, öyle bir şey yok ya. Sonuçta bu da bir business'tır. Öyle değil mi? Sen 3'e alıp 5'e satıyorsan para kazanırsın, nokta. Bir hedef, yani bir değer oluşturup bir ürün ortaya çıkartıyor musun? Ürün ne ya, değer ne, o önemli. Yoksa yatırım çekmek falan, bence de onunla konuşuruz. Odaklanma, bir de pozitif düşünce diyorum ve ondan sonra bırakacağım konuşmayı. Bence en önemlilerinden bir tanesi de bu. Şimdi iki tane konu var bence. Bir, senin yapabilecekleri. Günde 20 saat çalışırsın. Günde 24 saat çalışırsın, uyumazsın, hap alırsın, ne çalışırsın. Ama bir de senin yapamayacağın şeyler var. İlahi şeyler. Şimdi sen çalışırsın. Bir şey olur. Rakip gelir, bilmem ne olur. Site çöker, server kapanır, bir şey olur. Bir bakmışsın, istediğin iş olmamış. Üzülme. Olmuyorsa vardır bir hikmeti diyeceksin. Vereceksin ki Allah'ım çok şükürler olsun. Ben keyif aldığım bir işle yazan uğraşıyorum. Çünkü zaman kısıtlı, zaten ölüp gideceğiz. O yüzden bari bir şey yapıyorken keyif almaya çalış. Yani bunun son noktası nedir değil. Ben bunu yaparken keyif alıyor muyum? Ben o 20 saat çalışırken inanın o kadar çok keyif alıyordum ki. Bir şey ortaya çıkarma hırsı, bunu insanlara işte ispat... Bana diyorlardı ki ya false resim açıyorsun. Ne alaka? Olmaz, tutmaz. Ya Ernst & Young'da çalışıyorsun, bu kadar reputable bir şirkettesin, acayip bir adamsın, ne yapacaksın falsesi. Dayım bende dalga geçiyor, teyzem bende dalga geçiyordu. Ben sırf onlara inat, onlara da inat da değil aslında. Ama bu yapamazsın dediklerini ispat edebilmek için böyle kendimi parçalıyordum yani. İşte bak, pozitif düşünce olur diyorsun oluyor. Benim mesela bir tane örnek vereyim. Park yeri konusunda acayip şansım vardı. Büyükkentte biliyorsunuz işletmenin önü tek sıra park yeri. Bilenler vardır. Oraya park edemezsen gider şeye park edersin. O büyük park yerine, mescidin oradakine park edersin. Böyle kışın mışın da oradan yürümesi zaten çok zor. Çünkü bir kilometre yürüyorsun çünkü.
Arkadaşlar inanın hayatımda yani Bilkent hayatım boyunca Bilkent işletmenin kapısının önünde park yeri buldum. Ben geliyorum sabah Nizamiye'den geliyorum. Birisi çıkıyor park ediyor. Her gün her gün her gün. Arkadaşlar dediler ki oğlum senin başka bir olayın var. Ya kuka koyuyorsun. Ya orada dana bir araba var sen gelirken arıyorsun. Cevapsız çıkıyor. İnanmayanlarla sabah Nizamiye'den alıyordum. Kameraya çekiyorlardı. Kameraya çekiyorlardı. Biz geliyorduk. Ben dedim ki bak şöyle hatta ritüelim vardır. Geliyoruz arabaya. Çık 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 diyorum. Uyuyor lan iyi misin? Çıkıyor birisi. Gördün mü bak diyorum. Sonra bunlar da deniyorlar olmuyor. Şimdi burada acayip konular var. Yani kuantum fiziğine falan bile girebiliriz. Ama arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Girişim yapmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız önem vermeniz gereken şu 5 adımı lütfen uygulayın. Naçizane benim hayatımdan size bir örnek. Çok mu zenginim, milyonlarca dolarım mı var, işte acayip şeyler mi yapmadım? Fal sistem var. Millet uzaya falan gidiyor, bir şeyler yapıyor. Fal sistem var. Ama çok mutluyum. Herkesin de hayatta kendilerinin en çok mutlu olacağı şeyi bulmasını temenni ederim. Teşekkür ederim. Tamam bir dakika. Yatırımla ilgili tamam çok kısa bir örnek vereyim. Yatırım almadık. Hayır yatırım almadık. Yatırım almaya ihtiyacımız yoktu çünkü. Yani business model itibariyle gerek yoktu gerçekten. Çünkü bütün bizim yorumcu dediğimiz falcılarımız freelance. Yani fal baktıkça zaten bir overhead oluşuyordu. Ofise ihtiyacım yok. Ben zaten o ibadet çalışıyorum. Hani ilk başlarda hani o engine'i kendim besliyordum. Şöyle şimdi startup dünyasında bence başarılı olma kriterlerinin arasında yatırım çekmek de var. Bence bu doğru bir kriter değil. Çünkü sen bankadan gidip kredi çektiğin zaman kutluyor musun? Yaşasın 1 milyon dolar kredi çektim diyor musun? Aynı şey. Şimdi adam sana geldi 1 milyon dolar yatırım yaptı. Senin yüzüstü hürmetine mi yapıyor bu yatırımı? O parayı geri alabilmek için yapıyor. Ondan sonra işine karışır yani bu adam. Ben olsam karışır. 1 milyon dolar vermişim sana. Şimdi bunun hani bir sürü farklı versiyonu var. Senin işine karışanı var, karışmayanı var. Çok iyi sinerji oluşturanı var. Sana yardımcı olanı var. Mentörlük yapanı var. Okey. Ama bence startup'ta business is business. Açacaksın abicim kendi web siteni. Koyacaksın 10 TL, 20 TL, bilmem ne AdWords'unu. Ondan sonra bak bakalım bir traction var mı? Zaten varsa var, vardır. Yoksa da yoktur yani. Ha şimdi sen oradan almış olduğun 1 milyon doları ne yapacaksın? Havalı bir ofis, kendine maaş, ondan sonra işte acaba designer furniture, işte efendim en son model Mac computers falan öyle bir şey gerek yok ya. Yok yani. Bakın bütün business projelerin, yani bu startup'la alakalı değil. Bence startup'ı işte belli bir valuation'a getirip satmaktan ziyade sen ne ortaya çıkartıyorsun ona odaklanmak lazım. Yatırım çekmekten ziyade para kazanmak hedefinde olmamız lazım bence. Çünkü yatırımcı da zaten o hesapta değil mi? Bizim için kontrol başlı bir şey yok gayet. Biz gayet mantıklı. Aynen. Yani orada şeyi söylemeye çalışıyorum. Başarı eşittir oluşturduğun değer. Yatırım çekmek başarı değildir arkadaşlar. Yatırım çektim deyip böyle acayip işte havaları... Ya para senin cebine girmiyor ki zaten. Sen o parayı alıp 1 milyon dolar alıp işte dünya turuna çıkmıyorsun yani. O yüzden... O şeyler şirket patronu olduğu moduna girenler var. Var değil mi? İşte yani, o yüzden söylemeye çalışıyorum. O ayrı bir acı. Maaş koyuyor mesela. Diyor ki ben diyor ne oldum işte diyor. Benim şirketin değeri mesela çok 2 milyona değerlendi, 3 milyona değerlendi. Dolayısıyla kendine de yazıyor 10 bin TL maaş. 3 milyona değerli olan işe genel müdür ne kadar alıyordur? 10 bin. Ben de genel müdürüm. Şirket 3 o zaman benim de maaşım 10 bin lira. Hadi ya bak. Aynen. Ya öyle bir dünya yok. Gerçekten dediğim gibi o yolculuktan keyif alabiliyor musun? Son gittiğin noktadan ziyade çünkü gerçekten bunu hayatını vereceksin belki. O yolculuktan keyif alabiliyor musun diyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben ödülleri açıklamadan önce sponsorlarım başta Cyberpark Teknoloji Transfer Ofisi, Bilkent Girişimcilik Merkezi, Webrazi, Cafe Break, Mozart Cafe, Seozeo, Payu, Radyo Ottu ve Business Ankara'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
objektifim aldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.